Değerli takipçiler, Demirdeküm Nitron Kombi bu sesi nereden yapar? Hemen şöyle gelelim. Gördük mü? Görmedik. Evet değerli takipçiler, Demirdöküm Nitron Kombi neden ses yapar? Sesi duyuyor musunuz? Bakın, pompa motorunun kademesi 3'te. Sese bakın. Çok gıcık bir ses. Şimdi sese bakın. Pompa motoru ne yapacağım? Kademesini 2'ye aldım. Ses gitti. Şu an ses yok. 3'ü aldım. 3'te. Birazdan başlayacak ses. Evet, şöyle çekmeye devam edelim. Değerli takipçiler, burada 3 yollu vanamız değişecek. Hemen de bunu hemen hızlı bir şekilde anlatımını bir yapalım. Söküp taktıktan sonra yerine göreceksiniz. 3 yollu vanamızın şu plastik aksamları görüyorsunuz. Bunlar 0 takılıyor. 0, arka taraf 0. Şu görmüş olduğunuz pirinç kimyasal ilacın içine girip içinde pislik ne var ne yok tertemiz pırıl pırıl oluyor. Ondan sonra kombimizin 3 yollu motoru derli toplu bir şekilde toplanıyor. Bu da zaman aşımıyla olan bir şey. Şimdi burayı da gördüğünüz gibi kombimiz su akıtmış. Akıta akıta alt taraftaki sensörü gördünüz. Sensörün de haşatı çıkmış. Her şey çok kötü. Şimdi biz bu işlemin ücretinin ne kadar olduğunu da söyleyelim. Tüketiciye hem kombinin bakımı yapılacak. Hiçbir şekilde bakımı yapılmamış. Bakım fiyatlarımız zaten bizim biliyorsunuz 300 TL. Bizde şöyle bir bakım yok. Telefon açıp da tüketicilere şöyle cümle kurmuyoruz. İyi günler efendim. Kombinizin bakımı geldi. Kombi bakımı yaptırmak isterseniz kampanyamız 80 TL efendim. Kimyasal ilaçlı temizlik yapıyoruz. 35 yıl garanti veriyoruz. Alt komşunuzu eğer bize bağlarsanız size altın hediye. Bu şekil kampanyalar bizde yoktur. 3 yollu vana değişimi garantili toplam 900 TL. Doğru mudur Ebru Usta? Bakımla birlikte, evet. Bakımla birlikte, yani 300'den 300'ün üstüne dediğimiz gibi bu fiyat zaten ortaya çıkmış oluyor. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi söküm aşamasında belki böyle bir iki video çekeriz veyahut da videomuz uzun olmasın diye onu söküp yerine montaj ettikten sonra 3. kademede çalıştırıp beraber izleyeceğiz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Evet değerli takipçiler, 600 lira veyahut da 900 lira neymiş o öyle? Bir bakalım Ebru'san. Harika. Çomurlusu. Ebru'san kolay gelsin. Takipçilerimize bir şey söylemek istiyor musunuz? Herkese hayırlı günler. Çok sağ olun. Şimdi gördüğünüz gibi sökülen parça sensörde değişecek. Buraları söktük, dağıttık. 3 yollu yerimizin yeri şu an bomboş. Yanma alev odası söküldü. Fan motorumuz söküldü. Ve şu an gördüğünüz gibi revizyonu yapılmış olan parça takılacak. Buradan da şunu söylemekten vazgeçemiyorum. Yani yanlış anlamayın da işte o 900 lira çok para. Biz onu bütün işlemleri hepsini 200 liraya 300 liraya yapıyoruz diyen şahıslar buraya yoruma yazmasınlar. Kendi sitelerinde yaptıkları işin doğruluğunu, dürüstlüğünü, böyle kendi elektrik süpürgeleriyle geldiğini, kendi porçözlerine geldiğini, kendi takımlarına geldiklerini, bunları söylemekte fayda var. Kombinin genleşme tankına hava bastıkları motorla geldiklerini ve şöyle evrakları o olacak, faturamızı gösterelim. Ebru'sa faturamız buradaydı değil mi? Şuradan faturamızı da gösterelim. Yani sizlerden bir ricam, bunların hepsini tek tek bir gösterme sebebimiz. Çünkü bazen hani karalama yapıyorlar. O işlerin hepsini biz yaparız. Zaten o 3 yolluyu sökerken bakım değil mi, sileriz. Biz hepsini 250 liraya yapıyoruz diyenler.
bu videonun altına yorum yapıp artistik yapmasınlar. Kendilerine bir YouTube kanalı açsınlar. Doğruluklarını, dürüstlüklerini, bildikleri bilgileri, müşteri nasıl aydınlatıyormuş, kendi müşterilerini aydınlatsınlar. Şimdilik videoyu kapatmıyoruz. Videomuza ara veriyoruz. Montajını yaptıktan sonra çalışır durumdaki videomuzda paylaşacağız. Hoşça kalın. Kombinin sökük haliyle sessiz kalın. Evet değerli takipçiler, şu an kombimiz yanıyor. Yandığını bir görüyorsunuz mutlaka. Ateşimiz var. Pompamıza bakın. Kadememizi kendiniz gözlerinizde gördünüz. Üçüncü kademe gayet güzel çalışıyor. İçinin temizliğini gördünüz. Fan motorumuz söküldü, yıkandı. Genleşme tankına hava basıldı. Yanma alev odası söküldü. Tesisattaki su bu boşaltıldı. Aynı zamanda sensörümüz de değişti. Bakın sıcak su sensörüne. Bakın. Evet, yerinizde zaten eskisini kendi gözlerinizle gördünüz. Tabii bu videonun da sorununa da tabii eklemeyi unutmayalım değerli takipçiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi kaliteli değil. Yani istisnalar hariç. İnsanların %50'si bozuldu. Yedek parçaların %50'si bozuldu. Malzeme kalitesi gitti. Her şey kötüye doğru gidiyor. Bakalım. Şimdi Facebook, Instagram sayfalarına, sosyal medya sayfalarına baktığımız zaman, özür diliyorum, herkes bir Mevlana. Herkes yazılar, eller, dualar, abdestler, akla gelebilecek her şey Mevlana yani hissediyoruz kendimizi. Ama baktığımız zaman ticarete herkesin gözü milletin cebinde. İşimi ahlakıyla, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle, sevgisiyle, saygısıyla yapalım mantığı bir köşeye atılmış. Ben bu tüketicinin arabasını nasıl dolandırırım? Bu binayı dikerken malzemeden nasıl çalarım? Bu kombinin yedek parçasını imalat ederken nerelerden çalarım? Hep böyle çalarak bir zengin olmaya kalkmışız. Bazılarımız da dürüst. Hoşça kalın, dolandırılmadan kalın.